aslında. Sefa hocam sen ne zaman aldın motoru? Kaç? 2018'de aldığımızda. 2018 yılında aldım. Evet. Zaten modeli 2018 mi bunun? 2017. 2017. 2018 girmişti aldığımızda. Sıfırda aldığımızda. Ne diye geçiyor bu? Multistrada 950. Şöyle bakayım, Multistrada 950. Evet, marka burada. Hocam sen de motora derler ya tertemiz bakmışsın ya. Ne söylersin bu motoru düşünenler için? Şiddetle tavsiye ederim. Hiçbir sorunu yok. Gayet keyifli. Uzun yol gitmeyi seven, şehirler arası, ülke arası gezmeyi seven arkadaşlar tercih edebilirler. Aldığıma gayet memnunum. Hiçbir sorun yaşamadım. Peki biraz motora eklediğin aksesuarlar, sonradan şöyle gördüğüm şeyler var mı? Navigasyonu ekledik buraya. Şehirler arası seyahatlerde çok faydası oluyor. Özel bakayım bir şey var mı? Özel ayağı var. Özel ayağı var değil mi? Kendi ayağı var. Ya, çok aranıyor çünkü bunlar bulunamıyor sonradan. İşte top case'i var, yan çantaları var. Şu anda takılı değil burada. Evet. Tank çantası var. Üstüne buraya kilitli oturuyor. Orta ayağı var. Ha, bu, evet, bu motorun orta ayağı var. Çoğu motorda olmayan. Orta ayak avantaj mı? Orta ayak avantaj. Birçok yerde park halinde orta ayakta bırakıyoruz. Daha güvenli oluyor. Çantalardan eşyaları alması, yerleştirmesi daha kolay oluyor. Ayrıca zincir yağlama, zincir temizleme işlemlerinde çok ciddi avantajı var. O yüzden orta ayak bu tarz motorlarda olmazsa olmaz. Peki yakıt tüketimi ne motorun? Yakıt tüketimi ortalama 5 litre 100 kilometrede. 100 kilometrede 5 litre. Gayet de iyi motorun cc'sine göre değil mi? Evet, 113 beygir, 950 cc. Peki, çalıştıralım. Çalıştıralım. Ha, bu arada Ali abi de geldi. Ali abiyi de çekelim. Kameraya el salla. Kameraya el salla abi. Evet. Evet, şöyle bakalım. İyi, aynı be ya. Navigasyon ha, kontakla beraber. Geldi. Versene azıcık gaz. Burada peki bize abi göstergelerde ne anlatabilirsin? Gösterge bunun detaylı biraz sürüş modları var. İstediğinizi evet, tercih edebiliyorsunuz. Şöyle deyince burada spor mod, tur modu, şehir içi modu dediğimiz mod, bir de enduro arazi modu. Onun haricinde manuel olarak kendi ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Burada DTS'i ve ABS'yi kendiniz belirleyebiliyorsunuz. İşte dış ortam sıcaklığı olsun, diğer her motosiklette olan kilometre sürüş bilgileri olsun, motor sıcaklığı, vites göstergesi, devir saati burası, hızı burası belirtiyor. Rahat kullanışlı. Peki başka neler var burada? Zaten normal her normal, motorda, her motorda olan. Evet. Kaskımız da Shoei. Burada uzunlar, kısalar. Evet, uzunlar, kısalar. Şurada. Peki. Veri şuradaki düğme nedir? Dörtlerin önünde. Çalıştırma. Bu sis. Sis. Ha. Evet. Sis. Bu flaşörler. Dörtler orada. Kaç litre depo? 19 litre. 19 litre. Aa, bayağı genişmiş. Evet. Bazen motorun hacmine bakıyorsun. Çok büyük oluyor ama 14 litre, 13 depo litre küçük depo küçük olabiliyor ama burada hiç depo da böyle 19 litrelik bir depo gibi de gözükmüyor. Yol motoru olduğu için depoları geniş. Peki bu çantayı niye arkada tercih ettin abi? Çanta yolda giderken arkadan gelen araçlar açısından da motor daha heybetli durunca daha saygılı oluyorlar. Psikolojik bir etkisi var. Çantanın. Evet. Bunu da ilk defa duydum. Evet, oturan arkadaşlar yaslanabiliyor. Arkada artçı olanlar yaslanabiliyor. Evet, şöyle gösterelim. Daha kendilerini güvende hissediyorlar arkası dolu olunca.
Bir de gün içerisinde kullanacağımız eşyaları yerleştiriyoruz. Seyahate çıkarken de seyahatte kullanacağımız eşyaları. Ha, güzelmiş. Evet, yan çantaları da şehir içinde kullanmıyoruz. Trafikte araçların arasından geçmemiz gerekiyorsa, ışıkları falan, giriş çıkışlarda bir sıkışıklık olduğunda, hani yan çantalar yer kaplamasın diye şehir içinde söküyoruz genelde. Çok güzel. Başka sevdiğin, özellikle bu motor için söyleyeceğim bir şey var mı? Bu motor dünyada dengesiyle meşhur. Düşük hızlarda hassas dengesi olduğu için düşük hızlarda gayet konforlu. Bisiklet sürüyormuş gibi sürebiliyorsunuz. Özelliği o. Motor yapısı Ducati'nin kendine has L tabir ettiğimiz motoru var. Kendine has sesi var. Motosikletin Ferrarisi diye geçen marka Ducati. Bu kategoride, bu fiyat baramindeki en ideal motosiklet. Peki, teşekkür. Her tavsiye ediyoruz. Tavsiye ediyoruz. Yani bir de şöyle motora yeni başlayanlar herhalde doğrudan bununla uygun olmayabilir. Evet. Peki, kalın mı ya? Şu interkom mu var? Evet. Telefon geldiğinde herhalde. Telefon, müzik. Peki. Bu Shoei'nin yarı açılabilir, çene açılır kaskıymış. Ben bunu full face zannetmiştim. Başka bir haberleştiği bir sistem var mı mikrofonla? Mikrofonla şöyle, şimdi bu telefonlarda ses ve komut sistemi daha aktif kullanılmaya başladı ya. Evet. Ondan birlikte kullanılabiliyor. Yani iPhone'un seri falan, hani otomatikte CarPlay olarak geçen komutla işte kişiyi arattırma gibi şeyleri kullanılabiliyor. Vlog yapabiliyor musun? Ne yapabiliyor musun? Motovlog bununla. Bununla hiç denemedim, olabilir. Telefona çünkü bağlanıp. Yani Bluetooth bağlantılı olduğu için kayıt yapacağın cihaza bağlayıp mikrofon olarak bunu seçip şey yapabilir. Yapabilir yani. Kullanılabilir. Evet. Güzelmiş bayağı. Sefa hocam, senin boy kaçtı? Boy 1.83. 1.83 boyda arkadaşlar, böyle duruyor. Bakınız.